Sevgili seyirciler, Tanzim satış noktaları birkaç gün içinde devreye giriyor. Tanzim satışla birlikte fırsatçılar, aracılar, komisyoncular artık aradan çıktı. Bu sayede vatandaşlar da daha ucuza alışveriş yapabilecek. Ancak Tanzim satışlar daha başlamadan tezgahlardaki fiyatları düşüşe geçti. Başka bir deyişle fiyatların düşmesi için Tanzim satışının adı gitti. Böylece 5 lira. 5 lira. Hesabı 1 kilocu kaça yani 20 milyon. Pahalı mı? Nasıl fiyatlar? Pahalı 5 lira. Bu 5 lira pahalı değil mi? Nasıl fiyatlar peki? Uçmuş gitmiş. Ben emekliyim. Fırsatçıların işi artık oldukça zor. Çünkü hükümet Tanzim satış formülünü gündeme getirdi. Aracılara ve komisyonculara büyük darbe vuruldu. Fiyatlar 2-3 gündür Sayın Cumhurbaşkanımızın son açıklaması, yani aracıları ortadan kaldıracağım, devlet direkt yerinden kendisi getirecek lafıyla bayağı düştü. Hatta şu anda 3,5'tu, şu anda 2,5 TL oldu. Birden 1 TL. Mandalina 1 lira düştü. Tabii mandalina düştü. Portakal 3,5'tu, 3 lira düştü. 50 kuruş düştü portakal. Hepsinde 2'ye elma ne kadar? Elma şu anda 4,5'tu, 4'e düştü. Tanzim satış noktaları aracıları devreden çıkartacak, ürünler tarladan mutfağa doğrudan girecek. Tanzim satış çıktıktan sonra bunlar biraz çekip düzen verir. Düşer fiyatlar yani. Tabii esnaflar çekip düzen verir. Tanzim satışlar henüz hayata geçmedi ancak fiyatların düşmesi için Tanzim'in adı bile yetti. Nasıl mı? İşte böyle. Mesela bu mandalina. Geçen hafta 3,5 ila 4 lira arasında satışa sunuluyordu ancak şimdi yalnızca 2,5 lira. Yani Tanzim'den sonra ürünlerin fiyatları hemen hemen %25 düşüşe geçti. Peki bu Tanzim satışlar markette, pazarda fiyatları düşürür mü? Kesinlikle. Kesinlikle düşürecek. Fırsatçıların gözü mü korkar, ne olur? Zaten korktu. Daha adı varken 15 liralık patlıcan 5 liraya düşerse gerisini yarın açıldığı zaman gerisini halk görecek zaten. Türkiye Tanzim satış ile yatıyor, Tanzim satış ile kalkıyor. Peki nedir bu Tanzim satış? 1970'li yıllarda hayatımıza giren Tanzim satış modeli satıcının fiyatlarını yükseltmesini engelliyor. Yani başka bir deyişle vatandaşın mutfağına Tanzim ile birlikte ucuz gıda giriyor. Bu son açıklamalarla birlikte toptancılar bayağı düzene girdi. Yani şimdi eskisi gibi değil. Adam ayağı ayağı üstüne koyuyordu. 200 lira diyordu bir kasa mal. Şimdi yok, öyle bir hürmet, öyle bir çay, ikram.